Gözdağlarınız, tehditleriniz, cezalarınız vallahi vız gelir, tırıs gider. Kadınlar sizden korkmaz ama siz kadınlardan korkun çünkü iktidarınızın sonunu kadınlar getirecek. Evet, korktuğunuzu biliyor ve görüyoruz. Sevgili Başak Demirtaş bir televizyon kanalında konuştu diye sarayın talimatıyla önce RTÜK harekete geçirildi, ardından da aşağılık organize linç güruhları devreye girdi sevgili arkadaşlar. Yıllardır Çukur kanallarında Selahattin Demirtaş hakkında yapılmadık hakaret bırakılmadı. Ve tek bir inceleme dahi başlatılmazken sadece bir saat Selahattin Demirtaş hakkında hakikatleri anlatma fırsatı bulan sevgili Başak'a hedef alan saldırılar açık bir nefret suçudur. Nefret ikliminin bataklığından beslenen Kürt düşmanları, kadın düşmanları, ırkçılar yeni provokasyonlar peşindedir. Buradan iktidarı bir kez daha uyarmak isterim. İşlenen bu nefret suçunun sorumlusu elbette ki sizsiniz. Buna yol açan sizin nefret söylemlerinizdir. Buradan sevgili Başak Demirtaş'a selam ve sevgilerimizi ve dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Ve yalnız değilsin, milyonlarca kadın seninle birlikte sevgili Başak diyorum. Evet, sevgili Başak Demirtaş, sevgili Ezgi Mola, sevgili Farah Zeynep Abdullah asla yalnız değilsiniz. Susmadık, susmayacağız diyen milyonlarca kadın ve Türkiye'nin demokratik vicdanı sizlerledir. Bunu da unutmayın diyoruz. Linçleriniz, nefret siyasetiniz, erkek siyasetiniz bizi asla yolumuzdan alıkoymayacaktır. Buradan Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan sevgili Nihal Yalçın'ı da kadınlar adına tebrik ediyorum, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz üzere ödül töreninde haddini aşan bir erkek zat, kadınların başarısını hazmedemeyen bulanık bir zihin, sevgili Yalçın'a saygısızlık yaptı sevgili arkadaşlar. Yetinmedi, Demirtaş serbest bırakılmadı dediği için sevgili Yalçın'ı hedef göstermeye, ırkçılık yapmaya devam etti. Bu ırkçı, bu kadın düşmanı hadsiz zihniyeti buradan şiddetle kınıyorum. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Benim de Sayın Yalçın'a sahip çıktığımı ifade etti. Evet, sahip çıkıyorum Sayın Zat, sana söylüyorum. Biz Yalçın'a ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınların yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu da sana kapak olsun diyoruz. Sanat dünyasının yüz akı ve onuru olan sevgili Yalçın'a bir kez daha başarılar diliyorum. Yolun açık olsun sevgili Yalçın diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bundan tam 9 yıl önce 15 Ekim'de HDP'nin kuruluşunu ilan ettik. Çatı Partisi'nden HDK'ye, HDK'den HDP'ye kadar çok uzun tartışmalar, yoğunlaşmalar sonucu kurulan partimiz, fikriyatıyla, örgütlenme modeliyle, kadın partisi olma kimliğiyle dünyada biricik olmayı başardı. HDP kurulduğu günden bugüne tüm saldırı ve kuşatmaya rağmen kar topu gibi büyümeye, güçlenmeye, toprağa kök salmaya devam etmektedir. Çünkü bizler güçlü bir gelenekten, bu ülkenin devrimci, sosyalist, yurtsever geleneğinden, onların tarih önünde sayısız direnişinden beslenerek bugünlere gelmeyi başardık ve önümüzde upuzun yollar ve yıllar var. Buna olan inancımız hiç bitmedi, ta ki bu topraklar, halklarımız özgürleşene dek. İşte tam da bugün, tarihin bize verdiği görevlerden biri olan
bu ülkenin demokratikleşmesi adına attığımız adım halen konuşulmaktadır. Açıkladığımız demokrasiye çağrı belgesi, toplumsal muhalefetin önünü açan, onu demokrasi mücadelesine çağıran ve bu bozuk düzenden kurtulmanın yollarını tarif eden bir içerik taşımaktadır. Bu demokrasi çağrımız memleketin en uzak köşesinde bile yeni bir başlangıç yapmaya dair umut yaratmaya devam etmektedir. 9 yılda bizlere inanan, bizimle yol yürümekten geri durmayan halklarımız sayesinde büyük bir mücadele deneyimini biriktirdik sevgili arkadaşlar. Bu deneyimimiz bu ağır baskı ve ekonomik kriz şartlarında bir buz kıran gibi yol açmak için harekete geçmemizi söylemektedir. Bizler bu ülkenin geleceğini inşa etmek, demokratik bir ülkenin temellerini atmak için kollarımızı sıvadık. Bu yürüyüşümüz yeni başlamadı ve devam etmektedir sevgili arkadaşlar. Buradan bir kez daha Kürtler, Aleviler, kadınlar, gençler, barınamayanlar, çalışamayanlar, emeği sömürülenler onurluca bir yaşam için mücadele edip emeği gasp edilenler yani tüm ezilenlere demokrasiden, adaletten yana olan tüm insanlara, halklarımıza bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Bu çağrı bizim, bu davet bizim. Çağrımız bazılarının düşündüğü gibi günlük siyasete cevap veya ilkesiz seçim tartışmalarına nokta koymanın ötesinde biz ezilenleri, biz sömürülenleri, biz yok sayılanları, kadınları, gençleri dışlayan sisteme dur deme ve hepimizin eşit yurttaş olması gereken cumhuriyeti demokratikleşme çağrısıdır. Çağrımız demokratikleşmediği için İttihat Teraki, 12 Eylül, 5 Kasım darbesi ve nihayetinde tek adam rejimiyle somutlaşan ve farklı biçimlerde de olsa sürekli tezahür eden faşizme dur deme çağrısıdır. Çağrımız bir avuç rantçının, talancının, yağmacının, yalancının, tefecinin, mafyanın, yandaşın bu toplumun geleceğine ipotek koymasına son verme, kendi yaşamlarımıza, kendi geleceğimize karar verme ve insanca yaşama çağrısıdır. Çağrımız bugün çöken sistemin, çöken tek adam rejiminin toplum üzerinde bıraktığı enkazı hep birlikte kaldırıp bu toplumu direngen bir buğdayı başağı gibi yeniden yeşertmenin, yeniden büyütmenin öznesi, yeniden inşa etmenin çağrısıdır sevgili arkadaşlar. Bu çağrı insan olmakta, onurlu, eşit ve adil bir yaşamda ısrar etmenin çağrısıdır ve bu ancak bunda ısrar edenlerin yani bizlerin bir araya gelmesiyle mümkündür. Bu mümkünün kıyısındayız sevgili arkadaşlar. Hep birlikte kürek çekmeye var mısınız diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir kez daha geldiğiniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Saygılar.